Sarkırım Ayak toplantımıza katılan basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bizler İlgiler Meclisi'nde muhalefette kalan bir grubun Bandırma temsilcileriyiz. Sizlerin karşınıza çıktığımız zaman hep eleştirel konumda oluyoruz. Çünkü muhalefet görevini elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de bir uyumsuz portre çizmek istemiyoruz. Çünkü muhalefetin başarısız olduğu bir sistemde, düzende, iktidarda başarılı olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu bir dünya gerçeği. Şubat ayı İlgiler Meclisi pazartesi günü, 4'ünde pazartesi başladı. Ve 8'inde cuma günü son gün, 5. gün ve son gündem maddesi olarak İlgiler Meclisi'nde aşağı yapıcı, Erdek bölgesinde olan, aşağı yapıcı hudutları içerisinde olan sanayi alanımızla ilgili, Bağfaş'la ilgili ek tesis kurma talebi komisyon raporu okundu. Komisyon raporu okunduktan sonra ben söz alarak konuşma yaptım. Ondan sonra Ahmet arkadaşımız konuşma yaptı. Bizim konuşmamız şuydu orada. Dedim ki biz 5 kişi Bandırma İl Genel Meclisi şu mecliste Bandırma'yı temsil ediyoruz. Bu olay Bandırma'da siyaset üstü bir olaydır değerli meclis üyesi arkadaşlar. Bu fabrikanın Bağfaş'ın A partisi B partisi sorunu olmadığını, tüm Bandırma halkının buna karşı olduğunu ifade ettim. Ve bunun çok acele bir kararla buradan çıkmasının sakıncalı olduğunu, bunu güzel bir tartışmak üzere önümüzdeki ayki Mart ayı toplantına erteleyelim dedim. O öneriyi sundum. Fakat rağbet görmedi. Değerli arkadaşlarım, Bandırma ilçesi, her zaman söylüyorum, söylemeye de artık çekiniyorum. Neye çekiniyorum? Bandırma her konuda en önde, bu bölgenin incisi. Fakat hastalıkta da öncüyüz. 2010 yılı resmi raporlarda açıkladım bildiğiniz gibi Bandırma ilçesini. Sağlık Bakanlığı'nın ulaşılmayan gizli raporlarını elime geçirerek açıkladım. Orada ne diyordum? Bandırma'da bir yıl içinde Bandırma Devlet Hastanesi'ne 60 bin kişi müracaat etmiş. Solunum yolu hastalık rahatsızlığım var demiş. Solunum yolu, ciğerle ilgili rahatsızlığım var demiş. Her iki kişiden biri bu konuda rahatsız. Bandırma ilçesi Balıkesir ilindeki ilçeler arasında kanser ortalamasında 3 kat fazla olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Belgelerini de sizlere aktarmıştım. Bugün Bursa fakülteye, Uludağ Fakültesi'ne gidip orada ciğerle ilgili bölüme sorduğunuz zaman Bandırma'nın kanserli bir ilçe olduğunu sizlere ifade edecektir. Hiç rapora, oraya buraya sormaya gerek yok arkadaşlar. 8 yıl içinde AKP ilçe başkanı, CHP ilçe başkanı kanserden vefat etti bu Bandırma'da. 2005 yılında İsmail Çolak başkanım, 2008 yılında Mustafa Öz başkanım, nur içinde yatsınlar. Biz grup olarak İl Genel Meclisi'nde retoyu verdik. Bağfaş'la ilgili komisyon raporuna, imar komisyonu, retoyu verdik. Biz derken Bandırma'da CHP grubu olarak ret verdik. Diğer arkadaşlar ne yaptı? Diğer arkadaşlarımız kabul verdiler. Erdek ne verdi?
Bilgen bir süre. Kabul verdi. AKP grubu kabul verdi. Hayır, CHP grup olarak biz karşı çıktık. Biz grup olarak red verdik. Grup kararı vardı o zaman bununla ilgili. Grup kararı da almamıştık. Almamıştık fakat red verdik. Değerli arkadaşlarım, ben Cumhuriyet Halk Parti ilgilenme üyesiyim. Arkadaşlarım da 4 yıldır çalışıyorum. Hiçbir zaman için, hiçbir yerde halkımızın çıkarına zararı olan bir şeye evet demedik. Hep karşı çıktık. Bugün biz parti olarak da oradaki tepkilere gittik, hep beraber direndik. Olmaması için karşı çıktık. Fakat AKP'li arkadaşlarım hiç olmazsa bir ay ertelenip oradaki çıkan şılamları, sanayi atıklarını daha iyi bir yere taşınmasına tavır koyabilirdik. O şartları alabilirdik. Bugün görüyorsunuz. Oradaki çıkan şılamlar çok yakına dökülüyor ve onlarda arsenik içerdiği söyleniyor. Ne olur denize akıyor. Denizden yediğimiz balığı etkiliyor. Değerli arkadaşlarım, biz olan sanayiye asla karşı değiliz. İnsanlara ekmek kapısı, iş kapısı açılsın. Fakat Bandırma'ya çok yakın olmasına karşıyız. Bu gübre fabrikası da kurulsun. Kurulsun. Bugün illa oraya mı kurulması gerekiyor? Sayın Recep Dencer Bandırma'da yaşamıyor. Bu Bandırma'nın havasını solumuyor. O açıdan biz halk adına Cumhuriyet Halk Parti'nin ilgilenen meclis üyeleri olarak grup olarak red oyu verdik. Şunu da belirtmek istiyorum. TÜBİTAK raporları belli arkadaşlar. 90'lı yıllarda TÜBİTAK raporları hazırlanmış, sunulmuş. Bağfaş fabrikasında. Mevcut fabrikayı kapatamayız. Öyle bir yetkimiz yok, öyle bir talebimiz de olmadı. Fakat yeni kurulacağı önleyebilirdik. Bu talebin geliş şekli nasıl oldu onu bir anladınız. Yani gündeme nasıl geldi yani? Haberci şekilde herhalde anladığımız kadarıyla. Şimdi gündeme geliş şekli şu. Şurada zaten burada dağıtacağım şeyleri. 10. madde olarak geldi. Bu öneri için sunuyor. Yani başka şimdi, bir Vali Bey mi istiyor? Nasıl geldi? Müsaade edersin bitirsin ondan sonra bir soru bir kısmında. Şey İsmet Hanım sondan başladığı için bağlantı kurmakta bir sıkıntı yaşadı. Evet. Böyle bir şey var. Evet. Şimdi bu komisyon raporu neyi kapsıyor abi? Bu burayı komisyon raporu nasıl mı kapsıyor? Neyi kapsıyor? Arkadaşlar bu komisyon raporu bütün kurumlardan toplanan raporları inceliyor. Yani Bağfaş ne yapmayı düşünüyordu? Ne var yani? İkinci bir fabrika. Yeni bir fabrika. Meclis'ten yeni yapılacak olan fabrika. Yani aynı. Onay aldı şu anda kuracak. Onu zaten yani bütün topladığı chat raporlarını bize getiriyor, komisyonunu inceliyor. Eğer bir sorun yoksa olumlu oluyor. İşletme talebi veriyor. Evet. İlgilenen meclis. Evet. Tamam, arkadaşlar, Eşref Kasapoğlu başkanıma sesleniyor. Başkanım, bir sürü fabrikalar, iş sahaları kurduruyoruz diyorsunuz. Tabii kurulacak. Nüfus çoğalıyor. İnsanlara geçim kapısı lazım. Fakat şu AKP ilgilenen meclis üyelerinin kabul oylarıyla Bağfaş'ın kurulmasına izin verdiğiniz için ikinci bir devlet hastanesinin temellerini derhal atın. Çünkü Bandırma bölgesi daha çok hastalanacak, daha çok hastaneye ihtiyaç olacak. Biz ne diyoruz arkadaşlar? 15 kilometre Bandırma merkezine uzak kurulsun, kurulacak sanayidir. Biz sanayiye karşı değiliz. Ne oldu? Dut limandaki karşı çıktık. Sıfırdan kurulacak yeri önleyebiliyoruz. Fakat böyle ek tesislerde bizim gücümüz yetmiyor. Bandırma halkından da emin olun biz üzerimize düşeni yaptık. Kurulmaması için mücadele ettik. Fakat kuruluyor. Bundan sonra takip edeceğiz. Çıkan kimyasal atıkların en az konuda zarar vermesi için bölgeye mücadele edeceğiz.
Teşekkür ediyorum. Diğer partilerin temsilcileri ne verdi bu teklifler? Başka diğer partiler yok mu? MHP var. Bilemiyorum MHP'ye bakmıyorum. Fakat AKP komple 190'sız. Bak AKP'nin tek başına o çoğunluğu yetiyor. Ama diğer partilerin ne verdiği de önemli yani. Yok canım burada MHP'nin adayı yok. Ben Bandırma için demiyorum. İngiliz Meclisi'nde var. Sayın Karadeniz, sadece grup kararı almamamıza rağmen iki arkadaşı kendi bireysel kanatları doğrultusunda evet dediği, onun dışındaki her arkadaşı bu işi siyasi anlamda düşünmemek adına Bandırma'daki insanların sağlığının ön planda olduğu bir düşünce yapısıyla hayır demişler. Çünkü neden? Bakın, bir Dutlim Aşağı Yapıcı Köyü'nde yaz aylarının başında bir bilgilendirme toplantısı yaptı. İlgili firma ÇED raporuyla ilgili oradaki vatandaşların bu konuyla ilgili nabızlarını yoklamak ve bir sonuç çıkarmak adına devletin yetkilileri de gelmişti. Ben de o toplantıdaydım. Orada %80-90 ağırlıklı bu fabrikanın kurulmaması gerektiği şekilde görüş bildirenler oldu. Farklı farklı kesimlerden. Yani hiçbir siyasi kimliği olmayan, olan ya da olmayan demek daha doğru olur. Hiç hayatımda tanımadığım insanlar kalktılar, söz aldılar. Bu fabrikanın kanser etkisi yarattığı, birçok insanın yakınlarını kaybettiği, bu süreç içerisinde yaşam mücadelesi verenlerin de olduğu, açık açık, aşikar bir şekilde devlet yetkililerinin önünde koyulmasına rağmen sonuçta bir müddet sonra ben bizzat kendim yerel gazetenin birinde yanlış hatırlamıyorsam 480 milyar dolarlık kredi tahsis ettiğini yazıyorum. Şimdi buradaki vatandaş kanser tehlikesi yarattığı konusunda hemfikir. %80-90 civarında. Buna rağmen bu fabrikanın yapılması adına bir takım çalışmaların devam ettiği izlenimi de veriyor yerel basındaki kredinin çıkmış olması. Yani ne diyor? Siz ne derseniz değil. İster sivil toplum örgütü olun, isterseniz birey fertler olun, isterseniz yakınınızdan biri kanser vakası yüzünden ölmüş olsun. Ama biz sonuçta bu fabrikayı buraya kuracağız gibi. Biz hiçbir arkadaşımızı bu konuda komisyona daha önce geleceğini de bilmediğimiz için grup kararı almadık. Yani belki daha önceden haberimiz olsaydı Sayın Koçit'in ifade ettiği gibi bir ay sonra görüşülmek üzere daha sağlıklı sonuç alınabilme adına teklif edilebilirdi ki gündem edilmişti. Daha önce veriliyor mu? Veriliyor. Evet. Erdek yazması, Erdek ilçesine bağlı olması bizim de dikkatimizden kaçtı. Evet. Yani aşağı yapıcı konu. Şimdi Bandırma ismi geçti mi o zaman? Biz geçmiyor. Gözümüzü açıyoruz. Nedir? Tepeden tırnağa indi. Ben çekiyoruz. Bu şekilde oy kullanması sonucunda ödeyecekler. Yani buradaki her hasta vatandaş bu arkadaşların belki mecaz alanda iki elleri yakalarında olacak. Çünkü birinci fabrikanın çok olumsuz tabloları olduğu ortada. Ama ikinci fabrikada buna rağmen kurulma yönünde önemli bir mesafe kat ettiyse, yani burada sorumluluk alacak arkadaşların vebalin altından kalkabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü sonuçta ölüm, yani çok tehlikeli bir hastalığın ortaya çıktığı bir süreç. Ekşi raporu verilmediği halde İngilizce. Eşref Kasapoğlu'na sesleniyorum. O AKP il genel meclis üyelerine ne için kabul oyu verdiğini bu Bandırma halkına açıklasın. Hemen Bandırma'ya ikinci bir devlet hastanesinin temellerini attırsın. O ilçe başkanında oturduğu koltukta İsmail Çolak başkanın bu hastalıktan öldü arkadaşlar. Mustafa Öz başkanım bu hastalıktan öldü. Allah nur içinde yatırsınlar. Onlar adına biz arkadaşlarımızla red oyu verdik. Bin kere gelse bin kere veririm. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun.